Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bizim damdayız ama bu sefer direkt üst damdan girdik. Burada yaklaşık bir saattir beri küçük yavrularımızı bıraktık. Bunlar şu an damda dolanıyor arkadaşlar. Karamsarlar sağa kalkıyor, sola kalkıyorlar. Bunlar da geçen yavrular yaptı, aynı taktiği yapmaya başladılar. Bitişik dama geçmeye başladılar. Ama biz ne yapacağız? Tekrardan hiç karışmayacağız. Kendi bildiğimi yapacağım arkadaşlar. Yani yavruyu alıştırma bir taktiğim var, o şekilde yapacağız. Şimdi serbest bir şekilde, bir de çok küçükler bitişik damda falan geziyorlar. Üst damda buralarda falan bazen bazıları kalkıp tekrardan konmaya falan başladılar. Bak şu şekilde şurada göstereyim bak. Bak hep sırada kıvranıyor. Bugün ne yapalım biliyorsunuz mu? Bir, aşağıda bir tane sürprizimiz var. Birazdan onu göstereceğim size. Ayrı bir tane daha sürprizimiz var. Onu da ayrı göstereceğim ama sanki onu dünler yaptım da bozmuş gibi oldum. Birazdan onları göstereceğim. Şimdi bugün ne yapacağız? Biraz bu yavrularımızı seyredelim damla. Ardından bak bu kümesteki uçlarımız var mı? Bu yavrularımızı. Dünkü videomuzda bırakamadık. Bırakacağımızı söyledik. Video çok uzun olduğu için bırakamadık. Bir de vaktim kısıtlı olmuştu. Birazdan bu uçlarımızı kapattığımızda bunları bırakacağız. Yaklaşık 3 gündür 3 gündür falan bunları bırakmıyorum arkadaşlar. Bunları bırakacağız. İnşallah tekrardan kapatabiliriz. Bakalım öyle bir deneyeceğiz. Bıraktığımızda kapatabilecek miyiz? Şimdi birazdan başlayacağız. Sizden ricam kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bir şu 20 bini bir yakalayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bu konuyla ilgili bekliyorum. Bu yiğitlerimiz şu an burada dolanıyorlar. Devşerliğin bir kanadı çiteliydi, onu da açtım ben. Size Yusuf'tan gelen. Bak bak bitişikten gelmeye başladılar. Tek tük içinde uçanlar var. Dünkü videoda karamsarları, karanfilleri, büyük kuşları çıkartacağımı söylemiştim. Vallahi dünler hiç vaktim olmadı. Zorla kuşları kapatıp zorla yetişebildim. Yani hiç vaktim kalmadı. Bugün bunları bıraktıktan sonra tekrardan yuvaya kapattıktan sonra şunları tekrar elimizden alıp bu kümesin içine koyacağız. Çünkü burası da artık yoğunlaşmaya başladı. Geçen seferkinden daha çok yoğunlaşmaya başladı. Yani burada nereden baksam var ya, bir 6-7 tane yavru rahat çıkartmam lazım ki burayı biraz rahatlatmam lazım. Dünler bir yavru daha çıkarttık buraya. Şu en küçük çakmakları çıkarttık. Bak burada. Bu biraz fazla küçük ama yukarıda şöyle bir şey. Yukarıdaki o gökşi bile çakmakların yerinde durmuyor. Anne babasının yanında durmuyor. Sürekli alta iniyor. Altta bizim o tekte olan kişbirin yanına giriyor arkadaşlar. Bu sefer de o kişbirler zaten biraz zayıf bakıyorlar. O da altındaki kişbire bakacağına buna bakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu biraz hücum ettiğinden dolayı. O yüzden diğer yavru gelişmiyor diye bunu hemen çıkarttık ama bunlar burada biraz kalsın. Bak bakalım karamsarlarımıza bak. Tekir aşağıda biraz önce buna da şekilde geziyorlardı. Karanfilliler. Şu ırkımızın babasının biraz kuyruğunda beyazlıklar vardı. Yani neslinde de biraz vardı. Yavru da biraz kuyruğu beyaz atmış. Seneye bir ayrı bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Yani bu sezon artık geçti. Biraz bu sefer de kuyruğu beyaz nesilli olarak kuşlarımızı çoğaltacağız. Diğer sezonda inşallah onlar. Çünkü bu sezon artık doldu. Şu sarı gümüşten mum vergin yavrusuna bakın arkadaşlar. Kuyruk biraz kuyruk olmaya başladı. Bak. Dünler bunlara taş verdim ben. Taş almıştık. Taş verdik. Damdaki taşa çok şey yapmıyorlar. Ama bu duvar dibinde bu damda ne varsa şu şey var ya ne diyorlardı ya, duvarlar neydi lan bu duvarlar, hani harç yapmışlar ya arkadaşlar, onun toprağını da daha çok seviyorlar. Bak burada bu kişbiri de çıkartacağım. Diğer kümesi koyalım ki artık uçsun burada yani. Hollandalar, karamsarlar, sarı çerçili. Bunlar burada artık rahat bir şekilde dolansınlar. Baksana ufacıklar da. Bilemez. Birazdan uçuracağım seni. Bu kuşların her birinin uçumunu ben de merak ediyorum arkadaşlar. Kaç gündür böyle uçurmuyorum ya. Şöyle bir şey, elvanlardan bir tanesini, bir iki tanesini daha kıstım.
Yani bugün yarın elmanların hepsini kırmış olacağız. Sadece yavrular uçmuş olacak yani bu kümeste. Bu yavruların filan da hepsi alıştıktan sonra ne yapacağız biliyor musun? Tüm yavruların hepsi bu büyük kümeste alacağız. Bir dakika tutuları da bu kümeste alırız. Ondan sonra her şey aynı otururuz zaten. Güzel bir şekilde uçuruz Allah'ın izniyle inşallah. Devşele de burada. Devşeli de inşallah uçuruz. Biz de inşallah uçar. Karanfilli yavrumuz şu an damla 4 tane oldu. İnşallah çoğalır. Uçtan ne kadar olursa o kadar güzel yani. Siz 10 tane uçsun karanfilli yavrum. Ama ilk şu 4'ünü uçuralım, bir kurtaralım. Uçarsa güzel olur yani. Yani maşallah anne babası güzel yavrulatıyor yani. Aramız sert reis. Büyük teki şu arkadaşlar. Diğer ikisi şu küçük olanlar. Sarı çay çilli. Sen geçen gün duvara kadar kalkıyor. Ben şimdi niye kalkmıyorum? Vallahi var. Aa yavru kuşu kalktı lan ya. Aa karımsak gel 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 gel. Oo. Yavru karımsak düşürdük. Şu çapları biraz saçmaladı. Ulan senin boyu nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Şimdi çamaklı yavru da geldi. Birazdan şunları kestir, hepsini kapatırız. Diğer kuşları bırakacağız. Baksana da şu damla ne arıyorlar bilmiyorum yani. Bir kere oynadın ya, yerine durman artık. Çok şükür yavru toparlandı arkadaşlar. Şu an rahatsız olan yavru falan kalmadı. Duruz. Bu da yerinde duruyor bak. Bir 5 dakika aşağı indik. Yavruların hepsi hemen direkt korkudan dama gelmişler. Bak şu an hepsi sekide dolanıyorlar. Ömür lamasını annesini babasını verdik. Bu da şu an toparlanmaya falan başladı. İnşallah daha güzel olacak. Bunu da uçuracağız inşallah. Bak 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 şu tarafa geçiyorlar bak. Böyle oynamaları var ya çoğu ya arkadaşlar. Yani bak lamak tekrardan geldi. Diğeri de şimdi gelir. Böyle oynamaları var ya yavrunun alışımını var ya çok rahat atlatıyor. Şöyle bir şey. Küçük çıkartmamız çok iyi oldu yani bir anda. Dediğim gibi ufak sıkıntı atlatırsa ondan sonra hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bak şöyle ufak ufak kıvranıyorlar. Daha geçen yıllardan hatırlarsanız yavruları büyükken dama çıkartıyorduk. Geç bu tarafa geçmiyor. Çantaya geçmiyor. Yavru artık bayağı bir kuş olmuştu çıkartıyorduk. Yavru rezil oluyorduk aklınıza geliyorsa. Kaybettiğiniz yavrular ne yavrular vardı. Şu an biri bir hareket yaptı mı hepsi aynısını yapıyor bak. Şu kuş uçar mı uçmaz mı bilmiyorum. Şu sarı gümüşlerinin vergin yavrusu var ya. Biraz artık duruyor ama bakacağız duruma. Şimdi kuyruğundaki 3 tane vardı ya onları yoldum. Tekrardan koyu geldi arkadaşlar. Tekrardan yollayacağım onları. Beyaz gelene kadar devam. İnşallah kanalı attığında koyu gelir de tam birbirini tamamlamış olurlar.
Bunları artık kapatmaya başlayalım ufaktan. Diğer kuşu bırakacağız çünkü diğer kuşlara geçmemiz gerekiyor. Gel. Bunlar bugün biraz toklar herhalde ya. Bak şu an yeme bile bekliyoruz. Gel. Bir tanesi yuvaya giderse hepsi gider peşinden. Gel. Yuva lan, yem yuvada. Gel. Hepsi gelsinler. Gel. Yerini mi bekledi? Tam yuvada o da. Şu biraz böyle çok şey kaldı ya. Gel. Geliyorlar hepsi. Kaç tane kaldı? 3-4 tane kaldı. Biraz sakin ol. Gel. Ay, kışpır olandı bu olay. Kışpır olandı bir tane. Kara kışpır olandı arkadaşlar. Gel. Bana hiç yok. Gel. Gel. Hadi lan. Gel. Abi sen de mülemans kondu. Lan bunlar kimi? Bana mülemans ya, buraya bak. Şunu öpeyim mi arkadaşlar, mülemans ya. Gel. Yavru bir kere kullanırsa. Abi bir tane daha olacaktı. Gel. Şu an iki tane birden oldu bak. Minaman söpün içinde aslan mı? Sarı yılan mı acaba ya? Gel. Bence batarya sarının bu. Çünkü o yavrularını bıraktı. Ya şimdi öpeceğim de batarya sarınırsa hiç boş öpmemeye geldi hayvana. Ah, kalktı. Nereye gidiyor? Bak geliyor. Bak şuradan döndü. Ya sarının ya tanerin olması lazım. Bak burada. Bak geliyor. Tanerin bak, taner efendim. Bizim tanelimiz o. Kişpir de mi onu acaba? Gel. Lan kişpir sen izle ya. Ulan hepsi geri çıktı lan. Gel. Dur bir söyleyeyim de arkadaşlar. Kişpir onu soruşturalım direkt. Arkadaşlar kişpir de taner yiyormuş. Yani ikisi de onların çıktı. O yüzden zaten tanerin kuşunu veriyoruz arkadaşlar. O yüzden onu kaldıracağız. Ya onun yüzüne bizim kuşlar işi yaptık ya. Öpü kaldıran da öpüle keseceğiz vallahi bunları mecburen.
Lan öp lan kuşları kesiyor lan. Artık bunları kapatmak film olur şimdi. Kes. Damla garip var, öp lan dolanıyorum bak. Ya onları kessen onları kuşları. Kes. Kes. Hadi son iki. Münberk hadi. Şipirin oldu. Şipir hadi lan. Yapma be. Bana niye beni böyle uğraştırdı ya? Bak şipir bulundurdu da bir ikisi de attı. Kes. Vallahi yapabildik. Kes. Şipir. Bak bir sene bu çıktı. Ah kahretsin. Neyse o aslında biraz biliyorsun. Bir tane dışarıdan aldım. Dün de o kalmıştı aynı. Neyse. Onu diğer kuşlarla koyarız artık. Şurada balon daha burada arkadaşlar. Kalkmadı lan bu. Neyse üç tık da bizim ustaya şey yapmıyor. Öpübiliriz yakalım. Şimdi kaç gündür böyle bırakmadığımız kuşlarımızı bırakacağız. Buradayız arkadaşlar. Baştan sarıyı biraz önce kırptım. Çünkü avlar ısındı. Bu diğer yavrular geçen gün gitti. Yavrular artık vurup gidiyorlar ya. Yani zorla geldi. Dedim vallahi gitti. Şu an ikinci fırsatı bırakmak istemedim. O yüzden kırptım. Şimdi ya, bu elmanların da sadece 2-3 günü var. Yani bu hafta içerisinde bunların hepsini kırpacağım. Sonuç uçlarını görmemiz. Görmüş oluruz böyle hep beraber. Şimdi şu canavarları salalım en iyisi. Şurada yapmış bu arada. Burada bir şey aldım. Sadece iki mod yavru almış. Şurada çıkın. Çık lan mod sen. Çıksana lan. Allah Allah. Ne oldu oğlum sen? Şu an hepsi uçtu arkadaşlar. Birkaç tane yavru burada. Diğerlerini öyle. Bak diğerleri bölük halinde burada. Bak diğerleri de bölük halinde. Artık yani toplu uçmaya başladılar. Toplu uçuyorlar yani. Artık yani o yüzden elvanları çarpmamızın zamanı geldi. Artık bunlar tek kalem vurup gitmesi lazım. Lan güyalac yavrumuzu unuttuk tamam. Dışarıda kalan bak o da kuştan uçuyormuş. Lan kuştan arkasında. Ha bak o da burada. Biz onu kaybetmeyelim bari. Geldi mi o? Ama küçük olan yavrumuz geldi. Çoktan da göstermiyorum bunları. Yani ben de açıkçası ben de sizden beraber şu an görüyorum. Yani kaç gündür böyle uçurmuyoruz. Artık bu şekilde toplu uçuyorlar arkadaşlar. Birazdan elvanlar kınar. Yavrular 5-5, 6-6 vurup vurup gidiyorlar.
Yani artık yapmamız gereken şey elvanları kırpıp yavruları tek kalem artık salmamız gerekiyor yani. Artık o potansiyele geldiler. Arkadaşlar okulda müzik çalıyor da inşallah telif yemeyiz o müzikten dolayı. Akşam nasıl yükseliyorlar bak. Bak yavrular gidip elvanlar tek tek kaçıp gelmeye başladılar. İyicene yükselmeye başladılar. Hey yavru geldi bak burada duruyor. Şimdi onu köşeleme yakalayayım da yuvaya koyayım arkadaşlar. Yavruyu yakalayamadım. Kuşlarımız bak kısaya gelmeye başladı bak burada. Bak bazı yavrular, daha iri uçanlar da var. Diğerleri topla. Yavru da burada. Bu yavru dün de aynısını yaptı, o yüzden biraz rahatım yani. Kuşları topluca biraz uzun seyretmek istediniz, sizlere çektim. Şu an doya doya seyredin arkadaşlar. Yani bunlar hep verdiğimiz emekler var. İnşallah sevdamız sarı ve kırmızının yavrusu sarı çağaçınımız da inşallah şunun gibi güzel bir şekilde uçar. Onun da inşallah uçumunu görürüz. Gez yapışkanı bak. Seviyorum harbiden bu uçları ya. Bak bak. Şöyle servete bak. Bunlar gene yükselmeye başladılar. Arkadaşlar bunlar da uçmaya doymuyor ki artık baksanıza. Konmuyorlar bile mi? Aslında uçum zamanları ya. Bak birkaç tane elvan var sadece, bak diğerleri bak elvanlar hepsi geri toplamış zaten. Bak geri kalan hep yavru zaten. Bak geliyorlar. Mülamans yavru ile kişi bir de ikisi de tanelerinde arkadaşlar teyit ettik zaten. O yüzden yani tutmamıza yani öplememiz, öpleyip de ziyan etmemize gerek yoktu yani o kuşu. Geliyor. Daha uçuyorlar. Kısmetse inşallah. Şimdi burada biraz yavrumuz uçuyor. Şunlara da makası, yan makası yok. Aynen. Elvanlara da makası vurduktan sonra şu diğer yavrularını da toparladıktan sonra sadece büyük bir bölük halinde yavruların uçumunu görürüz inşallah. Şunun kızgınlığına bak. Ortalığı kesecek resmen.
İçinde bir tane güğü var ama benim değil bak. İçindeki bir tane güğü benim değil. O da mı tanıyorum acaba? Bak ne kaldı. Bak şu yavru, hepsi yavru arkadaşlar. İçinde bir tane de güğü var. Geliyorlar. Heh, tane, o da tanıyormuş. Şu an yavruların çoğu pekini bitirmeye başladı. İlk pekini bitirmeye başladılar. Zaten pekini bitirdikten sonra iyice gayet toparlıyorlar kendilerini. Ondan sonra da bir 9. ayda pekini de atlattıktan sonra Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadı ondan sonra yavrulara. Bu minnoşu da koyamadık. Birazdan koyarız. Birden bunu bir yuvaya koymayacağım. Şimdi burada birden hırslanır bu kuş. Şu yavrularla biraz daha takılsın yani. Şu an bu sağa sola biraz biliyor. Yani diğer kalkan yavruya öncülük yapmış oluyor yani. O yüzden şu kümeste kalması daha makbul. Şimdi çoğu arkadaş diyecek ki diğer kuşların içine koy artık. Yok şuradaki kuşlara öncülük lazım. Çünkü diğerlerini çıkartacağız ya. Bilen kuş da lazım yani. Bilomansımız da geldi. Bak bak nasıl yorulmuş bak. Bu seneki 3 tane bilomans bak. Üçü de yan yana. 3 tanemiz var sadece. Şu ikisi erkek. Yani kırmızı erkek inşallah sarı da erkektir. İnşallah diğer sarı da erkektir yani. Uçurmak istiyorum çünkü. Gelir bak, daha gelenler var bak. Şimdi ise alt daba geldik arkadaşlar. Size bir sürprizimiz olduğunu söylemiştik. Diğer sürpriz de burada. Onu göstermeyeceğim ama ben size diğerini göstereceğim. Şu pajanın içini göstereceğim. Bak burada ne var? Şimdi hep beraber görmüş olacaksınız. Burada yumurta var arkadaşlar. Bunu dinler nasıl fark ettim? Burada her buraya geldiğinde yabani buradan kaçıyor. Sonra dikkat ettim ki pajanın içinden kaçıyor arkadaşlar yabani. Dün akşam bir baktım yumurta var. 2 tane yeni doğurmuş yumurta vardı. Yani 2-3 günlük doğurmuş bir yumurta vardı. Daha damar az bir şey tutmuştu. Biz de ne yaptık? Onları aldık arkadaşlar. Bizim çağatçiler yumurta doğurmuştu. Yumurtalar boştaydı. Ama hatamız şu oldu. İnşallah oturur. Direkt yumurtaları olduğu gibi koysaydın sıkıntı çıkmazdı. Bu paça içine pisliğin içinde oturuyordu arkadaşlar. Yani yabani de yabana da şey olmuştu. Nasıl söyleyeyim size? Yabani de simsiyah olmuştu. Yumurta da simsiyah olmuştu. Ben de altına biraz talaş döktüm. Dedim ki pisliğe bulaşmasınlar diye. Talaşı döktükten sonra gelip oturmadım. Ne olduysa bilmiyorum arkadaşlar. Ya şu an benden dolayı damlayın diye gelip oturmuyor. Akşam belli olur. Eğer akşam geldiğinde oturuyorsa problem yok. Oturmuyorsa da bu yerinden kaçmış olur. Şuraya bak be. Sen nasıl burayı fark ettin geldin buraya girdin yani. Harbiden şaşırdım. Vallahi bilmiyorum. Oradakini sonra göstereceğim. Bak burada kutularımız falan var. Bir sonraki videoda da bunu göstereceğiz artık. İnşallah dediğim gibi bundan yana şey olmazsa oturursa çarşı yavrularımız buradan çıkacak. Yani çıkmazsa da yapacak bir şey yoktur. Kısmet. Eğer otursa randımanlı bir şekilde oturursa altına şöyle tahta gibi bir şey yaparız arkadaşlar. Yani yavru falan çıktığında çürtü gelip konduğunda rahat etsin diye öyle bir şeyler yaparız yani. Sonunda bir saat sonra kapatabildik. Biraz zorlandık ama sonunda kapattık.
Biz de o sıra arkadaşlar aşağı inip geldiğimizde biraz önceki o gördüğünüz parçadaki yumurta yerine yabana tekrardan girmişti. Ama her çıktığımızda birisi gördüğünde kaçıyor arkadaşlar. Bunun için de ne yapmamız lazım? Yorumlarda bekliyorum. Yani yabana ile ilgili tecrübesi olan arkadaş birçok vardır. Çünkü çatırada besleyen arkadaşlar vardır. Onun için bize bir yorum yaparsa bilgisini bize aktarır, seyir olur. Yavrularımızın hepsini koyduk. Bir dakika hemen gösterelim. Bak hepsini burada tekrardan koyduk. Uçumlarını inşallah beğenmişsinizdir. Şunlar da kaptığımızda var ya, bunlar roket gibi olur. Şu an indirip de kapatabiliyorsak, şu elbanların sayesinde indirip kapatabiliyoruz arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna geldik. Dediğimiz gibi kuşlarımızın hepsini bıraktık. Diğer yavrularımızı bıraktık. Sağa sola oynanmasını falan gösterdik. Sonra diğer kuşlarımızı bıraktık. Güzel bir şekilde uçurduk. Kuşları 3-4 gündür böyle bırakmıyordum. Bizzat videonun da başında falan söyledik. Bu hafta çünkü biraz yoğun geçti. Şimdi bıraktık hepsini. Seyrettik. 2 tane kondu, 2 tane de çıktı. İkisini de zaten tutmadık. Yani size zaten yoğun çaba göstermedik. Onun dışında yabaninin bacan içinde yavrulama yerini gördük. Biz her dama çıktığında arkadaşlar korkup kaçıyor. Bunun için de ne yapmamız lazım? Yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü bu hayvanı biraz ürkütmememiz lazım. Çünkü o kuşun altına şu an çarçur yumurtalarına koyduk. Bakalım nasıl olacak? Vallahi merak ediyorum. İnşallah. Yani şöyle bir şey, yabaniler dışarıda doğal bir şekilde beslendiği için arkadaşlar, yani biraz daha yavrular zımba gibi oluyor. Bakalım hani bizim çıkacak çarçur yavrularına nasıl bakacak? İşte her çıktığımızda böyle ürküp kaçması iyi değil. Şu şekilde akşamlar ben damı kontrolüne geliyorum. Çıktığımda gece bile mi kaçıyor. Bunun için nasıl yapmamız lazım? Ya gece hiç dama çıkmayacağız. Yani çıksak bile mi orayı kontrol etmeyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Bu şekilde idare edeceğiz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bir beğeniyi de bizden sakın esirgemeyin. Hadi hoşçakalın.